Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz, uçağın düşüş anı ortaya çıktı. Esirleri taşıyan uçak Rusya'da çakıldı. Kıymetli izleyenler, Ukraynalı esirleri taşıyan uçağın Rusya'nın Belgorod bölgesinde düştüğü açıklandı. Uçakta bulunan toplam 74 kişi de hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı uçağı Ukrayna'nın ateşlendiği bir füzenin düşürdüğünü ileri sürdü. Kıymetli takipçilerimiz, Ukraynalı esirleri taşıyan IL-76 tipi uçağın Rusya'nın Belgorod bölgesinde düştüğü açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı söz konusu uçakta 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 6 kişilik mürettebat ve refakatçi 3 kişinin daha bulunduğunu belirtti. Uçakta bulunan toplam 74 kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Olay anına dair yayınlanan görüntüde uçağın alev topuna döndüğü açıklandı. Değerli takipçilerimiz, eski general Rus milletvekili ve Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın savunma komitesi başkanı Andrei Kartapolov uçağın 3 füzeyle vurulduğunu ileri sürdü. Kartapolov, Ukrayna yönetimi yaklaşan değişimin farkındaydı ve esirlerin nasıl teslim edileceği konusunda bilgilendirildi. Ancak IL-76 uçağı Almanya'da üretilen IRIS-T veya Patriot uçak savar füze sistemlerinden gelen 3 füzeyle düşürüldü. Uzmanlar bunu çözecek ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise savaş esirlerini taşıyan uçağın Ukrayna tarafından vurulduğu açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada radarlardaki 2 Ukrayna füzesinin tespit edildiği bildirildi. Değerli izleyenler, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.